Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulillah wa man wala amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatli aziz qarindoshlar. Bugungi darsimiz yana davomlashtirib kelayotgan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga jon dili bilan hamro bo'lgan hayoti va butun mol-mulkini Rasulullohning yo'lida taqdim etgan sahaba radhiyallohu anhumlar hayotidan dars va ibrat chiqarish temasidagi dars. Bugungi tanlangan sahaba oldimizdagi sahabalarga o'xshash payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning ochiq guvohlik berishi bilan jannat ahli deb guvohlik berilgan sahobalarning qatoridan bo'lgan sahaba bo'lib, ismi Zubayr. Zubayr roziyallohu anhuning dadasi Avvam ibn Huvaylid. Onasi bo'lsa Safiya bint Abdul Muttalib. Ya'ni dadasi mo payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga jamoatdosh, onasi bo'lsa Rasulullohning hammasining qatoridan. Zubayr roziyallohu anhuning tug'ilganligi haqida va yeshi haqida ulamolar o'tirsa, tarixchilar o'tirsa, ba'zi bir o'xshamagan ko'z qarashlar bo'lib, shu sababli tug'ilgan vaqti bayon qilinmadi. Zubayr roziyallohu anhu katta sahobalarning qatoridan bo'lib, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning ko'p olqishiga va Rasululloh uchun nurg'ulligan qurbonliklarni bergan, islom dini uchun farzandlarini, o'zini, milini, hayotini taqdim qilgan sahobalarning qatoridan birsidir. Zubayr roziyallohu anhu payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ilohiy vahiy kelib, ya'ni payg'ambar bo'lgandan keyin Abu Bakr roziyallohu anhuning da'vati orqali dastlabki ovoz qo'shgan, islomga ovoz qo'shgan shaxslarning qatoridan. Tarixchilarning ko'z qarashi bir qancha xil bo'lsa-mu, buni yakunlab chiqamizki, ya'ni Zubayr roziyallohu anhu islomni qabul qilgan vaqtning o'zida 10 yoshdan 17 yosh orasida deb qaralgan. Ba'zilar 8 yosh, ba'zilar 12 yosh, ba'zilar 15 yosh, ba'zilar 17 yosh o'xshamagan bo'lsa-mu, ammo buningdan chiqib turadiki, 10 yoshdan yuqori, 17 yoshdan tuvan. Ya'ni nihoyatda dehi bola vaqti balog'atga yetgan va yetmagan vaqtlarida islomni qabul qilgan edi. Zubayr roziyallohu anhu islomni qabul qilgandan keyin o'zi qabul qilgan mana shu islom uchun jiq qurbonliklarni badallarni to'lagan. Ilgirki sahobalarga o'xshash Zubayr roziyallohu anhuning hayotida erishgan nurg'un shon sharaflari va o'sha shon sharaflar Zubayr roziyallohu anhuning kim bu? Zubayr roziyallohu anhuga mansubdir va Zubayr roziyallohu anhuni shu shon sharaflar bilan maqtash to'g'ri keladi qarindoshlar. Zubayr roziyallohu anhuning shon sharaflaridan birisi qarindoshlar, ya'ni as-sabiqun al-avvalun. Zubayr roziyallohu anhu mo dastlabki islomga ovoz qo'shgan dastlabki ongratlarning qatoridir. Ya'ni dastlabda payg'ambar alayhisolamning da'vatini Abu Bakr roziyallohu anhuning tili orqali anglab, darhol qabul qilib, uningda mustahkam turgan. Oxirgacha bu maydondan yanmagan sahobalarning qatoridan. Ikkinchisi Sahibul Hijratayn. Zubayr roziyallohu anhu garchi mansab jihatda, iqtisodiy jihatda boy oiladan, mansablik oiladan kelgan bo'lsa-mu, tog'iz tarafdan xil ko'plagan qiyin qistoqlarga ilingan azob dardlarni tatgan edi. Shu sababli dastlabda Rasulullohning izni bilan Habaistonga, keyin payg'ambar alayhissalomning buyrug'i bilan Madinaga ikki qatimlik hijratni qilib, Sahibul Hijratayn ikki hijrat egisi deb atalgan va buning savobiga erishgan ulug' sahobalarning qatoridan. Uchinchisi al-ashratul mubashshirati bil janna. Jannat bilan xush bishorat berilgan 10 sahobaning qatoridan. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam Abu Bakr fil janna deb sanigan 10 kishining qatorida Talha fil janna, Zubayr fil janna deb payg'ambar alayhisalom Zubayr roziyallohu anhuni ochiq oshkora jannat ahli deb xabar bergan. Ali roziyallohu anhu, Zubayr roziyallohu anhu boshqalarningki suiqasdi bilan shahid qilingandan keyin ikki qulqum payg'ambar alayhisalomdan shundoq deb anglaganki, Talha va Zubayr jannatni bilmaydi degan hadisni bayon qilgan. Demak, mana shu e'tiborlar bilan jannatdan xush bishorat berilgan 10 kishining qatoridandir. 4-inchisi qarindoshlar, bu Zubayr roziyallohu anhu payg'ambar alayhisolamning yordamchisi.
Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam deganki, "Likulli nabiyyin havari va havari ya Zubayr ibn al-Avvam." Har qanday payg'ambarning yordamchisi, madadchisi, qo'llovchisi bo'ladi. Mening yordamchim, mening qo'llovchim har vaqt bormasan desam, bor deydigan shaxsim bo'lsa, Zubayr ibn al-Avvam deb Rasul sallallohu alayhi vasallam bu muborak ataqni Rasulullohning yordamchisi, qo'llovchisi degan bu ataqni Zubayr raziyallohu anhu bergan. Ve yine Zubayr raziyallahu'nun ben şereplerinin Katar'dan ahirkisi kıyandaşla Ömer raziyallahu şura azası talgan alt kişinin birisi Zubayr ibn al-Avvam'dır. Hatta ki Ömer raziyallahu eğer sallaş doğru kep kasal halifin minan dinkin manımı şu alt kişinin tallı sanalı buludu digen manımını şu şan şerepki erişken uluğu sahabelerinin Katar'dan. Zubayr raziyallahu to'g'riliq payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam bir qancha xil so'zlarni qilgan. Buning birsi yuqorida o'tganimizdek, Zubayr mening yordamchim degan. Va yana Zubayr raziyallohu payg'ambar islom fidaki abi va ummi. Ota-onam senga fido bo'lsin ya Zubayr deb payg'ambar islom Ahzob urushida va undan boshqa urushlarda bir qancha qitimlab Zubayr raziyallohu ota-onasini qo'shib peda qilgan va Zubayr raziyallohu ni alaydi maqtagan madihligan qarindoshlar. Endi biz mana shu ulug' shon sharafga erishgan Rasulullohning jannatdan xushbisharatni berishiga muayassar bo'lgan, yuqorqi shon sharaflarga noil bo'lgan, Alloh undan rozi bo'lgan shahodat maqomiga yetgan mana shu sahobadan nimalarni o'g'inimiz, nimalarni bu sahobadan olamiz degan haqida biz bir qancha tema haqida to'xtalamiz qarindoshlar. Birinchi, biz bu sahabini özümüzge örnek qilib turib fazilat bo'yicha, ya'ni özümüzge kishilar o'tirsa fazilatni hosil qilamiz. Ya'ni fazilatimiz bilan yashab bizning keyingi avlodlarga fazilatimizni qoldirishni olamiz qarindoshlar. Zubayr raziyallohu anhu payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam maqtashilgan birga Oisha raziyallohu anhu maqtagan edi. O'g'li O'rva raziyallohu anhu deganki, "Sening dadang bo'lsa, ya'ni Alloh subhanahu va taolo yana jarohatlangandan keyin, kulpatga uchirgandan keyinmi Alloh va Allohning rasulining chaqiriqiga ovoz qo'shib, jinni fido qilish uchun, islomni kuchlantirish uchun payg'ambarga yordam qilish uchun otlangan kishilarning qatoridan" deb Oisha raziyallohu anha bu Zubayr raziyallohu anhu maqtagan. Va Umar raziyallohu deganki, Zubayr dinning to'riki, islomning asoslarining qataridan. Ya'ni dinni tutib turgan kishilarning qataridan Zubayr ibn al-Avvam deb Umar raziyallohu anhu alayda maqtagan edi. Abdulloh ibn Umar raziyallohu anhu bu qishida birsa men Havariyning o'g'li deb degan vaqtning o'zida agar sen Zubayrning balasi bo'lsang, Havariyning balasi bo'la olasan, unda qolmas, unda qolmas. Faqat Rasulullohning Havariy degan otaq shon-sharaf va sifatlishiga noil bo'lgan faqat Zubayr raziyallohu deb maqtagan qarindoshlar. Zubayr raziyallohu din yana biz o'g'inadigan ishlar qarindoshlar. Zubayr raziyallohu o'zi kichik bo'lsa-mu, noyati tirishchan edi. Tijorat bilan shug'ullanadi. Tijorat bilan shug'ullanib, mayti iqtisodiy ko'p edi. Rivoyatlarda, sahih rivoyatlarda kelishcha, ya'ni bu Zubayr raziyallohu ning minglagan quli bo'lib, mana shu qullar tarafdan u yerda ishlab olib kelgan mol dunyoni har kuni yig'ib, uyiga kirmay turib, hammani xayr sahobat qilib, uyiga hech narsani qilmay quruq kiratdi deb rivoyat qilingan qarindoshlar. Zubayr raziyallohu davomli xayr sahobat bilan shug'ullanadi. Xayr sahobatni noyatimi ko'p o'ziga do'stat. Bir kuni esa o'zining katta esil bir o'ylasini ozg'ini pulga sotgan edi. Ozg'ini pulga sotib, bu vaqtning o'zida boshqalardan oldinib ketdim, bunda oz pulga sotdim desa, men buni Alloh yo'lida taqdim qilish uchun mana sotdim degan edi. Ya'ni o'zining mol-mulkini islom uchun, Rasulullohning da'vosi uchun, kelgusi ummatlarning baqosi va ularning hurligi uchun taqdim qilgan sharafli sahobachi sahobalarning qatoridan edi. Zubayr raziyallohu anhu sahovatini rivoyatlardan, tarixi islom tarixi kitoblardan izlasak, nihoyatimi ko'p bo'lib, vaqt e'tibori bilan mana shu ikki ish bilan to'xtab bo'ldi qilamiz qarindoshlar. Va yana biz o'g'inishga tegishlik ishlardan qatardim birisi qarindoshlar,
Zubayr raziyallahu anhu ayt sadaqat men et. Zubayr raziyallahu anhu kichik vaqtida islomni qabul qilgan et. Bu vaqtda tog'isi nayti qiyin qistoqlarni qilgan et. Özü bayağı şartlı çoğun boğan, ıqtisatını küçük durup tapkan, nahayetimi paragatlık haletli yaşıgan, rahat içeri yaşıgan bu sahabe, gerçi rahat içeri yaşıgan bu olsun mu? Ama Allah'a bəgən vədəsi, itqan imanı, Resulullah'a bəgən vədəsi ve sadaqtını namayan kılgan et. Tağısı Zübeyir raziyallahu anh'ın is bağlap, bir nimi borunun üstüge bağlap, boruyu ot yakıp, is çıkırıp, arqılıq qışınağan et. Ot arqılıq, qızıqlıq arqılıq hem qıynağan et. Müş vaqtın özü, eğer sen müşün meydanından yansan, yani bir ilahi ibadet kılıştın yenip, bizim butlarımızın qobıl qısan, qoyitime seni azatçılık çıkaramayad et. Bu vaqtın özü de Zübeyir raziyallahu anh'u dedi ki, la vallahi la erzi'u an dini abada. Yaq, Allah olan qasam qılman ki, dinimden hergiz men güyanmayım. Men bu dinimga sadaqat göstermedim. Şunu olan birge, bu Zübeyir raziyallahu anh'u manımışı sadaqatını namayan kılıp, Resulullah'ın devamlı akısıyla tut. Şunu Resulullah, pedake abi ve ummi ya Zübeyir deyip gitti. Bir gün ise, Mekke'de Peygamber aleyhisselam'ını Kureyşler kaçlayıp öldürüp de, degen bir haberdar atarıp gitti. Bu vakitte Zübeyir raziyallahu anh'u derhal kılıçını suğurup, derhal Mekke'nin otursuğu itildi. Kim Resulullah çıkıldı? En aşının cennini alamadı. Ama Mekke'nin üstün terbi de Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem göçerdi. Resulullah'a ilki haberini yetkizip, özünün Resulullah'ın katılının cin iliş için çıkkallıkını haber vergende Resulullah naayet-i muhursan buldu. Zübeyir raziyallahu anh'u dua kıldı ve Zübeyir raziyallahu anh'u'nun kılıçığımı hem dua kılgan et. İslam'da en destekli meşhur boğan kılıçlarının kadar edin Zübeyir ibn-i Avvam'nın kılıçı bulup hatta Zübeyir ibn-i Avvam kaslayıp öldürülge vakitte Ali raziyallahu anh'u kılıçının tonu vergan et. Yani İslam'da Müslümanlar oturusu da en destekli meşhur boğan kılıçlarının kadar edin Zübeyir raziyallahu anh'u'nun kılıçı var et. Zübeyir raziyallahu anh'u yani Bedir oruçunu mu acayip kahramanlıkını gösterdiken et. Resul koşunun on terpede durup naayeti callık halette oruç kılgan et. Zübeyir raziyallahu anh'u seyrek bir sellini bir şeye uğruvagan bulup Peygamber aleyhisselam diyen ki Bedir künüsü yerden üçün çüken malayık ile Zübeyir'in şey siyakını çüken siması da deyip Peygamber aleyhisselam bunda bayan kılgan et. Kıyramdaşlar. Demek biz Allah'ın dinini kabul kılıp, bir Allah'ın iman etirdikemiz, İslam'ın dinim, Allah'ın Rabbim, Peygamber aleyhisselam'ın Resulüm de kabul kılırdikemiz, biz bu meydanımız, bu imanımız, bu mecburiyetimizini toluk adakınmak kılmamız lazım. Bunun da her kandaki vakitte çıntırmakımız lazım kardeşler. Gerçi hazır, en aşındaki sınaklığa uçuraş az bozu mu? Ama rahatla, rahat perestlikle, bazı bir hatırcamlikle, dünyadaki pitne pasatla, azdırışla, bazı bir şükeslerinin kendi kırıp, nuru kankılığın kıyarındaşlarımız sınaksız halette behuda meydanlardan inip gitip aradı, dillerden jıraklaşıp gitip aradı, İslam'a boğan sadakatın yoktu. Kardeşler, biz Allah, Allah'ın Resulü, Allah'ın dini boğan, İslam'a boğan sadaktımız olan Müslüman biz. Şunu olan bəxtlik biz. Şunu olan əzizdir biz. Kardeşler, bunun alayda dikkat kılmaqımız lazım. Yeni biri, biz Zübeyir raziyallahu anh'ın aladığan, ügün edigan işlerinin kadar edin. Birisi cesaret kardeşler. Zübeyir raziyallahu anh'ın nihayetimi cesaretlik sahabeydi. Bir gün ise oruçta yani Zübeyir raziyallahu anh'u ne bir Yasir isimlik bir Yahudi meydanı doyluğa çakat. Bu vakitin özü de Safiye anımız ey Resulullah o sel küçüklük durudu balamını öldürüp kalamı dige vakitin özü Resulullah yak ey Safiye senin balam onu öldürdü dedi. Muş vaktimi ikkilenmesin meydanı çöp özünün rakibini yerge çıkan et. Sahabelerin köpençleri hatta ki düşmelerimi sahabelerin işidir ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin etrafı da cesur kişinin üçü var. Biri Hamza, ikincisi Ali, üçüncüsü Zübeyir dedi.
Хамза Расулланың тағысы, Али Разияллану Расулланың күйуғылы ва ұрық тұққыны, Зубайр Расулланың тұққыны болып, бәзі бір сүйқасчылы, мұны мұшы үш кішінің сәбәбінің Расуллахы сүйқас қылыштым, Расуллахы ямалық еткізіштім мұсақылынап қалады. Yani Resulullah'a bunu müşindak sadakat gözetken her vakit özlün cesaretini namayan kılığan sahabeydi. Yermuk günü ise Zübeyir raziyallahu anh'u özlün cesaretini hakiki namayan kılığan idi. Düşman sepini baştan kırıp ahırgı yiyip bırak ettim çıkıp gitip yani iki nıkıtım yerine vakitinin üzere kılıç özünün geldin tarafı tigip nurgun yerini kavak kılıp yani nurgun kanını çıkarıp etken idi. Oğlu Abdullah şunda deydi ki, dadamın üç yeri vardı. Şüyege kolamını tık baksam patkıdık halette cerahat idi. İkisi Bedir uruşudu boğan, birisi Yermuk günüsü boğan deydi kardeşler. Demek Zübeyir raziyallahu anh'u en aşındak cerahatlenigen bozu mu? Kol sağıtı patkıdık halette cerahatlenip, otulan dağlanıp, sakayıp şu cerahat sahibi bozu mu? En ahirgice, hatta Resulullah dinkin Ebu Bekir dinkin Ömer raziyallahu dinkin Osman, onu dinkin mu, özünün cengi boğan, şehadetki boğan, yeris mellekini yoktu etmedi. Her vakit, en aşu cesaretini saklap kaldı. Bir günü Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, ehsap günüse kim beri Kureyza'nın haberini bana epkiledi de birinci kıtım nida kılganda, başkala şıktuğandı, Zübeyir, menime ya Resulullah, ene ya Resulullah, mani men bari men dedi. İkinci kıtımdım men dedi, üçüncü kıtımdım başkala avaz çıkarıp boğuşur, destekli, men bari ya Resulullah bana yol koysun dedi. Resulullah bana maşu vakitinden uzide, yine ey Zübeyir, atanım sana peyda olsun dedi. Başka rivayetlerde Peygamber Aleyhisselam başta degen hadisini muş vaqtida rivayet qilgan deydi. Yani her bir peygamberning yordamchisi bo'ladi. Mening yordamchim Zubayr ibn al-Avvam degan so'zni muş vaqtida qilgan deydi. Demak, qarindoshlar, buningdan biz Zubayr raziyallohu anhuning nihoyatda jasorat ekanligini bilib olamiz. Biz mana mush jasoratni o'zimizga o'rnak qilmoqimiz lozim. Inshaalloh, qarindoshlar, bizga bir kun keladi. Allah Subhanehu ve Teala çokum dünya kanuniyeti boyunca karın kuluk denkin yorukluğun kılıkını geldi. Dögendek bizden üstüdüğümüzdeki bu cepa zulüm külpet inşallah pat aradakidir. Şu vakitimizde de Zübeyir raziyallahu anh'u dek cesaret gösterelimdik. Manuboşunun alayda ögenmekimiz lazım ve bunun dersi çıkarıp özümüzü cesaretlik işlağa kündürüş her vakit cesaretimizi namayan kıldırıp özümüzü adetlendirmekimiz lazım kardeşler. Şunu olan birge Zübeyir raziyallahu anh'u yani ülken adıgan işlerimizden katardım. Birisi evlat terbiyeleş kardeşler. Zübeyir raziyallahu anh'u hayatını ticaretini, köpüncü vaktini ticaretle ütküzüp ıksat toplaşıyla birge. Resulullah'ı sadakat gözü köksüp devamlık Resulullah'a bütün oruçlar katlaşıyla birge. Her vakit başkalığı meslek gözüşüyle birge. Ailesi ve özününki etrafıda kişilerle karışıyla birge oğullarını alaydı terbiyeleyen idi. Ve özümü aldınkı sözlerimizi de ötetkinimizdek nihayette şehadetki yerisinin sahabeydi. Şu cahitin yette oğlunun ismini yette şehitinin ismi ölen koygan idi. Birinci oğlu Abdullah'ını Abdullah ibn Cahş radıyallahu anh'ın şehadetini din bir berket talep kalıp Abdullah deyip koygan idi. Yani Abdullah ibn Cahş'ı dek şehit olsun de. İkinci oğlu ne? Muzır ibn-i Emir. Uru ne? Uruvat ibn-i Emir. Hemzini Hemzat ibn-i Abdülmuttalib. Cafer'ni Cafer ibn-i Ebi Talib. Mus'ab ibn-i Umeyr. Halid ibn-i Sa'd. Manumuşu sahabelerinin şehitlikinin tesirlenip oğullarını ana aşlağı okşa şehit olsun de ismini ana aşında koygan idi. Şunu olan birge oğullarını cesaretlik Kayser ilim humarı kıptar bilgen et. Çoğun oğlu Abdullah Irak'ı vali bulgan et. Muzur mu köp hizmetlerini ve köp pidakarlıklarını kılgan et. Ve yine Urve degen oğlu Ayşe raziyallahu anh'a hemra olup Ayşe raziyallahu anh'ın rivayet kılgan hadisinin en köpünü hemisini degen takdirdek en köpünü Ayşe raziyallahu anh'ın rivayet kılgan Urve raziyallahu anh'ı olsa Zübeyir raziyallahu anh'ın kolu idi. Oğullarını birinciden şehadetki teyyar. Allah'ın dini verden bir üçün hazır.
İslam üçün pidakar, mana boşunda oğlanların kılıp terbiyelgen et. Şunu için kardeşler, biz mi perzetlerimiz ne? Nemini maksat kılıp, nemini niyet kılıp terbiyelisek, nemini maksat kılıp çoğunkısak, Allah şununla yetkizit. Bizde en aşında yoksa gaye nişan bolsun. Zübeyir raziyallahu oğullarını ana aşık kattı. Şehit, mücahit, gazilerinin ismini koyup diken oğulları mücahit, gazi azımlarının katardın boptu. İnnemel a'malu bin niyat. Her kandak bir emelini nemini maksat kılıp, nemini gayet kılıp kılsak Allah şununla yetkizidu o işinin neticesi şundak çıkıdı. Şunun için biz bu Zübeyir raziyallahu anh'ın bu ahırda birinci şehadetki boğan yerismellikle ilişkilen birge evlatlarımız ne? Cengi var, İslam için, millet için, yani hürlük için hakiki hizmet kılalaydıgan pidakar evlatlardan terbiyeleşini Zübeyir raziyallahu anh'ın ügünüşümüz ve onu özümüzge ibret ve ders kılışımız gerek. Allah'ın orullaştırışı ile Zübeyir raziyallahu anh'ı muşu dünyadaki Allah begen amanetini öz cahit ada kılıp Resulullah'a boğan sadakatını ada kılıp, Resulullah'tan kim boğan halifelerine boğan özünün mesuliyetini cahide ada kılıp, özünün evlatlarını yakşı terbiyeleyip, İslam üçün cengi var kılıp, sevki koşup, Allah'ın izniyle hicretinin 36. ili, 36. yine tarihçilerinin okşaması itibarıyla güçlendiğimiz 67 yaşında başkalar tarafından yani pitne vaktinde yani sahabeler oturup pitne çıkıp öz ara uğraş boğan bir vakalık var. Muş vaktinin özü de bunu muş uğraşkı ben kırmayayım ha da verip bazı bir peygamber aslanının vasiyetlerini hatırlayıp kaytıp gitmeye vaktinin özü de namaz okuvatka vaktinin özü de bir na ahlinin ki suikastlişi bilen bu Zübeyir raziyallahu öldürülgen Allah'ın dergahı şehit halette kayıtkan idi. Ali raziyallahu bu Zübeyir raziyallahu'nun kılıçını görüp öksüp öksüp şıkılıp gitken idi. Ve degen egen ki Resulullah'tan muşu işki kulkum ağlıgan idi ki Talha ile Zübeyir bu işkisi cennette birleşiriydi. Degen deb nihayetim öksüp şıkılıp ah orup gitken idi. Allah Subhanahu ve Teala bu Zübeyir raziyallahu anh'ın şahadetini kabul kılsın. Zübeyir raziyallahu anh'ın ne bizge ülke kılsın. Biz ne Zübeyir raziyallahu anh'ın ügünüp sadakatmen, cesaretlik, sahavetlik, evlatlarını İslam dini için, millet için cengi var kılıp terbiyeleydiğen mesuliyetçen bir kişilerinin katardığın kısın. Perzetlerimizden Allah Subhanehu ve Teala en aşı Zübeyir raziyallahu anh'ın perzetleridik. Cengi var perzetlerinin katardığın kısın. Bizden Allah Subhanehu ve Teala bu sahabelerinin izni minip şuna erişken kalbini sürekli müyesser kısın. Muşu dünyada Allah Subhanehu ve Teala'nın razılık erişken halette o dünyaya kayıtışın Allah Subhanehu ve Teala bizge müyesser ve muvaffakat kısın. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.